Vücudumuzdaki hız kısıtlayıcı enzimler ya açlıkta glikagon varken aktif ya toklukta glikagon düşmanı insülin varken aktif. Peki acıktığımız anda kana salınan glikagon zardaki reseptörü ile ki ismi G protein reseptörü, sonra öğreneceğiz bunu. Etkileştiği anda içeride G protein gider siklik AMP üretir. Siklik AMP jump gider protein kinaz A'yı aktif eder. Protein kinaz A gider sitoplazmadaki bütün hız kısıtlayıcı enzimlere birer tane fosfat çakar. Ekliyor enzimimiz. Güzel. Fosfatlar eklendi. Şimdi dikkat, mantığı hatırlayalım. Eklenen fosfat bir numaralı enzimin ağzını açtı, ne yaptı? Aktive. Bu enzimi kapattı, inhibe. Bu enzimi kapattı, inhibe. Bunu açtı, aktive. Yani ne oldu? Bazı enzimler sustu, bazı enzimler çalıştı. Yani glikagon fosfatlayarak bir kısım enzimlerin aktivitesini arttırdı, bir kısmınkini azalttı. Güzel. 2 saat sonra yemek yedik. Kana salınan insülin zardaki reseptörü etkileştiği andaki ismi tirozin kinaz, bu reseptör sitoplazmayı süpürmeye başlar. Ne yapar süpürür? Kendisi ortamda yokken glikagon tarafından takılan fosfatları ortamdan süpürüp fosfatları atar. Yani defosfatlama yapar. Tutar bu enzim sitoplazmadaki fosfatları fırlatıp atar. Yani defosforilasyon yapar. Fosfatlar atıldığında bir numaralı enzim eski haline geldi, inhibe. Bu arkadaş açıldı, aktive. Bu açıldı, aktive. Bu kapandı, inhibe. Yani bu sefer tam tersi, bazı enzimler çalıştı, diğer enzimler sustu. Peki insülin şu an yaptığı bu etkiyi ne yaparak yaptı? Defosfatlayarak yaptı. Dikkat edecek, insülin defosforilasyon yaptı. Glikagon ise fosforilasyon yaptı. Süper. O zaman gel cümlemizi yapalım. Açlıkta glikagon hakimiyetinde hız kısıtlayıcı enzimler fosforile, insülin varken toklukta ise defosforile aktiftir sınav sorusu. Çok 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 değerli. Yani bütün az önceki anlattığım mantığı bu cümleyi anlamaktı. Tuz eski yıllarda diyordu ki hangisi glikagon varlığında aktiftir diyordu. Sonra dedi ki hangisi açken aktiftir diyordu. Ama son 2 yıldır artık mutlaka her sınav ortalama bir tane diyor ki hangisi fosforile aktif diyor. Veya tam tersi hangisi defosforile aktif. Defosforilasyon demek insülinin enzimi demek, yani tokken aktif demek. Glikagon dediğimiz her yerde aklımızda bir de arkadaşlar ikinci versiyon olan jump gelsin. Yani sınav sana hangisi jump varlığında aktif derse hangisi fosforile aktif de demek, aynı şey. Glikagon demek jump demek. Tamam. Güzel. Geçtik 3'e.